mavi köşede 75 kilogram ağırlığında 26 yaşında 1.83 boyunda profesyonel kariyerinde 19 maç yaptığı 12 galibiyeti var. 7 kez mağlup olurken rakiplerini tam 2 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü efsanelerden Yılmaz Çeken yapıyor. Bugün köşesinde aynı zamanda Erhan Otluoğlu var. Azerbaycanlı sporcu Turgay Mehmetov. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz 75 kilogram ağırlığında 22 yaşında 1.80 boyunda profesyonel kariyerinde 3 maç yapıp ikisini kazandı. Sadece bir kez mağlup olurken rakiplerini tam 2 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Lehize Hilal Benli ve Ahmet Alparslan Benli yapıyor. Göktürkler Spor Kulübü sporcusu, Adanalı sporcu Ali Göktürk Benli. Müsabakanın ring hakemi Sayın Ali Ekber Eken yönetiyor maçı. Evet değerli izleyenler, karşılaşmamıza doğru geçeceğiz artık yavaş yavaş. Turgay Mehmetov ve Ali Göktürk Benli arasında muhteşem bir müsabaka bizleri bekliyor. İzmir'de harika performans göstermişti Ali Göktürk Benli. İraç Moradi'ye karşı muhteşem bir iş çıkarmıştı. Benli ailesi zaten kickboksta çok net bir yere sahip olan, evet, bir aile. Kickboksta da Muay Thai'de de çok başarılı. Gerçekten Adana'da çok başarılı sporcular var. Birbirine benziyorlar, benzemeye çalışıyorlar. Ben Adanalıları tebrik ediyorum. Evet, maçımız birazdan başlayacak değerli izleyenler. Bu arada tabii Nusret Öncü yanımızda, hatırlatalım. 11 Haziran'da Öncü Fight Club var. Erkan Keskin'den de bahsettik. 21 Haziran'da evet, Armio Fighters var. Muhteşem bir geceyle geliyoruz 11 Haziran'da. Break bir adım Hüseyin geri. Doğan'la beraber. Başarılar. Evet, son talimatlar da verildi değerli izleyenler. Ve artık müsabakamız başlamak üzere. Turgay Mehmetov ve Ali Göktürk Benli karşı karşıya gelecekler. Time. Fight. Mücadelemiz başladı. Turgay Mehmetov'u beyaz, Ali Göktürk Benli'yi siyah şortuyla izliyoruz. Bakalım neler olacak. Ali Göktürk Benli gayet iyi başladı. High kick'le birlikte geldi. Turgay Mehmetov güzel bir kombinasyon. Bir isabeti geldi Ali Göktürk Benli'den. Güzel bir kombinasyon. Dizle karşı verme çabasına Mehmetov. Hay! Ali Göktürk Benli'nin neler yapabildiğini gayet iyi biliyoruz zaten. Burada bakalım. Benzer performans gösterebilecek mi Turgay Mehmetov'a karşı? Rıslovçuk isabeti. Köşesinden de yüksek desibelli bir destek var. Kendisine çok net bir isabet bulmayı başardı. Saydırmayı da başardı. Daha ilk dakikada Ali Göktürk Benli. Biri. 4, 5, 6, 7, 8. Devam edecek Turgay Mehmetov karşılaşmaya ama ciddi şekilde sarsıldı. Bakalım Ali Göktürk Benli'den de bir nakavt isteyecek miyiz bu karşılaşmada? Rıslovçuk isabetli. Evet, köşesinden de. Bir şey söyleyeyim mi? Ardisinden ünlü bağırışları gerçekten geliyor. Gerçekten de çok güzel bir eşleşme olmuş. Boy, poz, kilo ve performanslara eşit. Ya hocam çok keyifli maçlar izlemeye devam ediyoruz gerçekten. Şimdi bakalım ne olacak? Turgay Mehmetov stüdyo rakibinin Ali'yi sol köşeye aradı. Sabit'i bulamadı, ardından bir izlenemesi hakem araya giriyor. Karın göğsü fight! Sen. 55 saniye var. İlk round'u son ermesine. Turgay Mehmetov biraz çalıştı. Şöyle doğru. Gel şimdi, gel. Sen koyarsın. Bir de sağ Mehmetov biraz sarıldı. Ölkemiz bir kez daha araya girdi. Yine yüksek tempolu, yine aksiyonların yüksek bir karşılaşma izliyoruz. Ama sarkı burada da herhangi bir nakavt gelebilir. Bir kez saydırmayı başardı Ali Göktürk Benli. Turgay Mehmetov da presine devam ediyor.
Sırtı iplerde Ali'ye iyi çalıştı, bir diz geldi ardından ama o dizi tutarak atmaması lazım. Turgay Mehmedov'un. Bak! Haydi abi, son 10 saniye haydi. Lovkick sabiti geldi. Hatta karşılıklı lovkickler geldi ve ilk round'un sonuna geldik. Evet Nusret Hocam, ilk round'un sonuna geldik. Yine güzel bir karşılaşma, neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir ilk round oldu. Zaten saydırdı bizim belli. Ali. Evet, onu daha önce maçlarını sen zaten anlatmıştın, diğer illerde de performansı çok iyi biliyorsun. Diğer sporcu yeni ben, yeni gördüğüm için onunla ilgili fazla yorum yapamıyorum. Birinci raundda Bendy'nin üstünlüğüyle geçti. İkinci raundda artık bakalım ne olacak ama bir şey söyleyeyim mi, her an bir knockout gelebilir. Zaten her karşılaşmada hocam her an bir knockout gelme ihtimali evet. Var burada şu ana kadar. Hocam, bakalım ikinci rauntta neler olacak? Şurayı da bir aldıralım. Orayı da bir silelim. Sildiriyorum. Evet, yerlerin silinmesi istendi hemen. Bu yapılacak ve ardından karşılaşmamız ikinci rauntuyla devam edecek. Evet hadi. Ya şöyle. Evet hocam, kontrollerin tabii yapılması time lazım. Hayt. İkinci round'a başladık. Lock kick sabitleriyle başladı. Ali Gökülkmen güzel üstüne gidiyor rakibinin. Ali'den bir dizi sabiti geldi. Hayt. Biraz daha içeriden sanki. Oynamaya çalışacak Gökülkmen Mehmedov. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde. Stop. Bir dizi sabiti var ama hayt. Tutmaması gerektiği konuşta bir uyarı daha var hemen ve devam ediyoruz. Aslında bir kez tutabilir de clinch eline getirmiyorsun tabii. Ali Gökçükmen'le köşeden güzel tutuldu biraz ayağı da kaydı orada ama isabetli darbeler var üst üste. Hayt. Mavi ve kırmızı köşelerde özellikle sporcuların ayakları kayıyor yalnız şu anda. O konuda köşelerin dikkatli olması lazım. Süre bir kez daha durduruldu. Yine gel zeminin silinmesi isteniyor. Ayaklar da time silinecek. Haydi. Haydi. Savur sağ köşeyi. Haydi. Ve ikinci round kaldığı yerden devam ediyor. Stop, stop, stop. Çok güzel sağlar geldi. Evet. Haydi. Ben Mehmedov ikinci round'da biraz daha maça dair olmuş durumda. İlk round'daki performansını biraz daha artırmış şimdi durumda. Şimdi İzgecan, bazı sporcular birinci round'da atlatıp kendini ikinci, üçüncü round'da biraz daha açıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Çok başta gördük. Burada bu kurnazda biliyorsun yani. Yorsunlar. Neticede 90 dakika son gonga kadar. Ya futbolla karıştırdınız ya. Galiba. Ne bileyim. Turgay Mehmedov güzel gitti. 2-1'in üstüne. İsabetleri buldu. Bu arada sonraki sabit Turgay'dan. Ayrılırken bir dizi geldi Ali Gökçükmen'den. İkinci round da yavaş yavaş son dakikasına doğru ilerliyoruz. Soluyla. Slide Ali Gökçükmen'le. İlk round'daki isabetini, etkisini ikinci round'da şu an kadar gösterebilmiş değil. Turgay Mehmedov'un dizi devam ediyor. Lord kick geldi oradan. İçeriden ne yapacak? Enseye doğru geldi bu sağ köşe biraz. Hakem de hemen araya giriyor zaten. Dış lord kick isabeti. Son 30 saniye ikinci round'da değerli izleyenler. Turgay Mehmedov'dan sol direkler bir sorsal kombinasyon. Gardın arasından geçti. Yakın mesafeden bir diz aradı ama çekmemesi gerekti. Bir, yine güzel bir eşleşme oldu. Köşesinden yine destek mesajları geliyor Ali Gökçükmen'li ama Bas, 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 bas,
Şu an biraz eşitlendi biliyorsun değil mi? Hocam yani zaten round'daki üstünlük gitti yani. Kesinlikle bence son round'da beraberlikle gidiyoruz. İşte. İkinci round'un sonuna geldik. Şimdi son 3 dakika son round her şeyi belirleyecek. Bakalım neler olacak. Mustafa Ali Göktürk Benli ve Turgay Mehmetov. Üçlerinde kritik üçüncü round'un bir son talimatlarını alacaklar. İkinci round'dan yavaş gösterimde görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mikrofon ve ben kayboldum. Gördüğün yol rüya hayır olsun. Ben kapitan bak. İşte ikinci round'dan görüntüler ekranlarımızda. Şimdi üçüncü round'da her şey yeniden başlayacak değerli izleyenler. Bu arada Orhan Çavdar Hoca'dan da bir bilgi geldi. Bunun aslında 4 turnuva olduğu ve değişti sonradan. Evet. Geriye kalan iki sporcunun şu anda karşı karşıya geldiği yönünde. Ve bakalım gel şimdi buraya. Turgay Mehmetov mu yoksa Ali Göktürk Benli mi? Gel. İşte. Burada galibiyete ulaşacak. Var, var, var. Geç. Time. Kılıç yok. Evet, fight. Üçüncü round'a başlıyoruz. Stop, stop, time stop. Time stop. Süre durduruldu bir kez geç daha. İki tarafta havluyla bir silin. Evet, sen de silin. Silinmesi isteniyor burada. Sen de sil hocam. Sen de sil. Gel. Gel, fighters. Time. Fight. Evet, sporcunun silinmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor Ali Göktürk Benli. Üçüncü round'da daha iyi başlayan taraf, Turgay Mehmetoğlu'dan da bir sağ isabeti geldi. Şimdi bu round, bu son 3 dakika çok kritik, çok belirleyici olacak bahsettiğimiz gibi. Beraberlikle geldik bu noktaya kadar. Ama gecenin en önemli maçlarından bir tanesi oldu, eşleşme süper. Turgay'dan bir diz geldi, Ali... Ve sırtını dönerken vurdu, biraz hakemin uyarısı oldu. Evet, dur talimattan sonra gelen darbe olduğu için. Mücadele ortada devam ediyor şu ana kadar. Üçüncü round'da sporcuda net isabetler bulmayı başardılar. Artık kondisyon ve yürek önemli olacak. Bu dakikadan sonra karşılaşma galibi kim olacak göreceğiz. Kontrasol güzel. Bir de diz çıkardı ardında Ali Göktürk Benli. Fight. Ringin ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diz daha geliyor. Turgay Mehmetov Ali. Bu darbeye rağmen üstüne gitmeye devam ediyor ekibinin. Fakat pres yapan oyunu biraz daha forse eden taraf şu ana kadar Turgay Mehmetov. Bunu söylemek lazım. Tekrar bir üstünlüğü ele aldık hocam. Canlandı biraz. Ve kumruklara karşılık sol koşu kontrası ardından. Burada dış low kick isabeti. Ali Göktürk'ten geliyor sol direkler. Turgay Mehmetov'dan gayet iyi. Kolu rakibinden Ali'den biraz daha uzun durdayın. Bunu da avantaj çevirmeyi başardı distans ayarlaması konusunda. Direkt yumruklarda etkili oluyor. Bir sol sağ daha geldi. Ali'den içeriden bir diz. Hayt! Adımla tek bırakma! Adımla tek bırakma! Gel, gel, gel! Hayt! Gel, gel! Aynı yerden bir daha! Bir daha, aynı yerden bir daha! Şimdi! Bir dış kolu kick geldi. Ali Göktürk Benli'den Turgay Mehmetov. Resine devam ediyor. Low kickler çalışıyor. Sağ direk isabetli çeneye doğru geldi. Baskısına karşı Ali Göktürk Benli. Şimdi hata geçti. Sol apartmanlardan devamını getirdi. Ama artık etkileyen yumruk yok. Çünkü kondisyon bitti. Yoruldular tabii ki hocam. Evet. İç low kick, dış low kick. Soluyla etkiyi. Ringe yansıtıyor burada Ali Göktürk Benli. Sol direk. Dış low kick bu sefer blok almayı başardı Turgay Mehmetov. Sıçtı köşelerden özellikle kendini daha iyi kurtarması gerekiyor. Belki Ali Göktürk Benli'nin ringin ortasında çok daha rahat çünkü. Bir şey söyleyeyim mi İzgecan? Spinning backfist kaçtı. Knockout olmadığı sürece bir ekstra round bence bu maç götürür. Hayır. Bana da öyle geliyor hocam ama tabii hala bir 10 saniyemiz var. Son saniyede ne olacağına bakalım. Ali güzel yakaladı rakibini. Solları
hem vücuda hem çeneye doğru gayet etkili. Ve 3. raundun da sonuna geldik. Karşılaşmanın normal süresi bitiyor. Bakalım hakemlerimizin kararı ne yönde? Evet, değerli spor severler. Kararı açıklamadan önce Sayın Selahattin Yıldız'ı da Sayın Orhan Ünsal Beyefendi'yi de tekrar ringe davet edelim. Sayın Orhan Bey. Evet, değerli spor severler, izlemiş olduğunuz mücadeleyi hakemlerimizin ortak değerlendirmesiyle 2-0 skorla kazanıyor Kırmızı Köşe Ali Göktürk Benli. Ali Göktürk Benli galibiyete ulaşıyor. Değerli izleyenler, hakemlerimizin 2-0'lık kararı 2-0 demiş demek. Bir hakem beraberlik vermiş demek. İki hakem ama maçı Ali Göktürk Benli'ye vermiş durumda. Ali Göktürk hakikaten yakın ve güzel bildi. Ve keyifli bir karşılaşma daha izledik. Ali Göktürk Benli galibiyeti almayı başardı. Ya bence kim kazansa kaybedenin üzülmeyeceği bir karşılaşmaydı hocam. Ben de onu dedim, yani başa baş bir mücadeleydi. Gerçekten yani güzel geçti. Ben aslında Ensar'la göz yüze geldim, dedim hani ekstra round var mı? Hayırdı hocam dedi. Böyle alalım Orhan Bey. Kupaları evet. Takdim edelim lütfen. Hanımefendiden alıyoruz. Önce kardeş ülke Azerbaycanlı sporcumuz Turgay Mehmetov ana sponsorumuzdan takdim aldı plaketini. Ve Adanalı sporcu alıyor plaketini, Ali Göktürk Benli. Evet değerli izleyenler, çok keyifli bir karşılaşmayı daha geride bıraktık. Ali Göktürk Benli galibiyete ulaştı ve o FC2 heyecanı turumuzla devam ediyoruz Sedat hocam. Evet. Muhteşem bir maç. Bundan sonra güzel bir reklam arası gider bence. Bence de. Evet. O zaman bir ara rica edelim izleyicilerimizden. Birazdan tekrar burada olacağız. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz sponsorlarımıza. Kazanmayı bildi Ali. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz.